Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle Almanya'da ev kira fiyatları üzerine konuşacağım. Videoya geçmeden önce size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda da Almanya hakkında bilmek istediklerinizi belirtirseniz memnuniyetle sizin sorularınızı cevaplıyor olacağım. İlk olarak Almanya'daki ev tiplerinden bahsedelim. Ondan sonra bu evlere nasıl başvuruda bulunacağımız üzerine konuşalım. Almanya'da daire tipleri müstakil ev olmak üzere ve normal apartman dairesi olmak üzere iki şekilde ev kiralayabiliriz. Tabii ki çok çeşitli evler var ama ben bu ikisinin üstünde biraz durmak istiyorum. Neden bu iki tip daire üzerinde durmak istiyorum? Biliyorsunuz ki bizim Türkiye'de evlerimiz daha yüksek katlı, yaklaşık 10-15 katlı. Almanya'da bu tarz binalar çok az denilecek seviyede. Fakat bu tarz binalarda genelde insanlar oturmak istemiyorlar. Çünkü çok katlı binalarda genelde çok gürültü olacağından dolayı bu evler çok tercih edilmiyor. Benim size tavsiyem genelde az katlı, 4 ya da 5 katlı apartmanlarda oturmanızı tavsiye ederim. Müstakil evde burada bahçeli 3-4 katlı evler diye nitelendirebiliriz. Bunların kirası da tabii ki normal evlere göre daha fazla. Ve gelelim evlerdeki oda sayılarına. Burada genellikle bütün odalar sayılıyor. Yani bizim alıştığımız üzere 2 artı 1, 3 artı 1 değil. Evin içerisinde kaç tane oda varsa o şekilde, örneğin 3 odalı ev diye geçiyor. Bizim alıştığımız gibi 2 artı 1 değil. Yani salonlarda bir oda mahiyetinde. Ev tipleri üzerine konuştuktan sonra şimdi bu evlere nasıl başvuru yapılacağından bahsedelim. Hepinizin bileceği üzere Almanya'da kiralık ev arama ya da satılık ev arama üzerine bir takım internet siteleri var. Bu internet sitelerinden Almanya'da en popüler olanı videonun açıklamada kısmında bulabilirsiniz. İnternet sitesine girdik, dilediğimiz evi bulduk. Bundan sonra süreç nasıl işler? İlk önce arkadaşlar internet sitesi üzerinden ev sahibine ya da emlakçıya kısa bir özgeçmiş yazıyoruz. Bu özgeçmişte genelde bizim yaşımız, ne iş yaptığımız, kaç para kazandığımız, çoluğumuzun çocuğumuzun olup olmadığı bir takım bilgileri yazıyoruz ve ev sahibine gönderiyoruz. Neden bu kadar detaylı bilgiler yazıyor diyecek olursanız, genelde ev sahipleri biliyorsunuz ki yüzlerce başvuru alıyor ve bu yüzlerce başvuru içerisinden bizim bir tık öne çıkmamız gerekiyor. Ev sahipleri genelde sigara içmeyen, evcil hayvanı olmayan, az çocuğu olan, yüksek gelirli kişileri tercih ediyor. Evimizi bulduk, başvurumuzu yaptık. Ondan sonra ev sahibi bizi evi görmek üzere bir tane randevu gerçekleştiriyor ve bu randevuya sizin katılıp katılamayacağınızı soruyor. Eğer zamanınız varsa siz bu randevuya katılıyorsunuz, yoksa da size uyan bir tarihlerde ev sahibiyle aranızda bir görüşme oluyor. Ev sahibi size evi gösteriyor. Ondan sonra sizden bir takım evraklar istiyor. Ev sahibinin sizden istediği iki tane önemli evrak var. Bunlardan bir tanesi 3 aylık maaş bordronuz, bir tanesi de Schufa Auskunft dedikleri kredi borcunuzun olup olmadığına dair bir belge. Bu iki tane evrak neden önemli? Çünkü ev sahibi kendini garantiye almaya çalışıyor ve mümkünse sizin 6 aydan fazla bir iş yerinde çalıştığınızı belgelemenizi istiyor. Schufa Auskunft dediğim evrak da bankalarda herhangi bir ödemenizin, borcunuzun olmadığı bir belge. Buna da çok önem gösteriyorlar. Eğer Schufa Auskunft dediğimiz belgede sizin herhangi bir negatif durumunuz ortaya çıkarsa maalesef evi size kiralamaktan vazgeçiyorlar. Evet değerli arkadaşlar, şimdi de Almanya'daki ev kira fiyatları üzerine konuşalım. Almanya'daki ev fiyatları genelde yaşadığınız eyalete, yaşadığınız şehire ve konumuna göre farklılık gösterir. Yani şöyle açıklamak gerekirse Almanya'daki belli başlı büyük şehirlerde maalesef kira fiyatları çok yüksek. Büyük şehirler nelerdir? Münih, Köln, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt. Bu saydığım şehirlerde genelde fiyatlar çok yüksek oluyor. İnsanlar şehir merkezindeki yüksek kira fiyatlarından kaçabilmek için şehrin dışına 20-25 kilometre dışına gidip her gün 20 kilometre yol yapıp işe gidip geliyorlar. Bunu size kısaca örneklemek gerekirse, ben daha önce Münih'te yaşıyordum. Münih'te gerçekten kira fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla insanlar Münih'e yakın bir şehir olan Augsburg'da oturuyordu ve her gün 60 kilometre Münih'e işe gidip geliyorlardı. Almanya'da kira fiyatlarına geçmeden önce arkadaşlar size kısaca kira terimlerinden bahsedeceğim. Vermiete, Kaltmiete olmak üzere iki tane kira tipi var. Vermiete sıcak kira, yani sizin kiranız artı ısınma giderinizin olduğu kira. Kaltmiete de sadece ev kirası. Yani bir örnek verecek olursak, örneğin ben 2 artı 1 evi 800 euroya kiralıyorum. Kaltmiete 120 euro da sıcak su gideri ödüyorum. Toplam
920 euro kira ödüyor. Hesaplama da şu şekilde oluyor. Siz kirayla birlikte sıcak su giderini ödüyorsunuz. Yıl sonunda da size ev sahibi ne kadar harcadınız, ne kadar harcamadınız, borçlu musunuz, alacaklı mısınız size ödüyor. Eğer borçluysanız tekrar ödeme yapıyorsunuz. Alacaklıysanız da size paranızı iade ediyor. Şimdi de arkadaşlar ev kira fiyatları üzerine konuşalım. Almanya'da örneğin bir odalı evin kirası 400 euro ile 600 euro arasında değişiklik gösterir. Ama saymış olduğum bu 5 büyük şehirlerde bir odalı evin kirası yaklaşık 1000 euroya kadar çıktığı yerlerde olur. Geçelim 2 odalı evin fiyatlarına. 2 odalı evin fiyatları da genelde 800 euro ile 1000 euro arasında değişkenlik gösterir. Geçelim 3 odalı eve. 3 odalı evin fiyatı da genelde 920 ile 1200 euro arasında değişkenlik gösterir. Yine bu saymış olduğum 5 büyük şehre dönecek olursak burada da yaklaşık 1500 euro civarına kadar dayandığı da gözükmüştür. Fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Eğer nerede oturacağınıza karar verdiyseniz videonun açıklamalar kısmında bıraktığım linke tıklayarak oturacağınız yerin tam kira fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Almanya'ya geldiniz. Ev bulmanın zorluklarından bahsettik. Peki Almanya'da ev bulmak bu kadar zorsa bir yandan iş arayacağım bir yandan ev arayacağım. Ki ben geçici olarak nerede kalabilirim diyorsanız şimdi de bunun üstüne biraz konuşalım. Herkesin bildiği üzere arkadaşlar Airbnb'den geçici konaklayacak yer bulabilirsiniz. Almanya'da ama şöyle bir sistem var. Wohngemeinschaft dedikleri yani bir evde birkaç kişinin kaldığı yani beraber kalma anlamına geldiği sizin anlayacağınız dilde öğrenci evi. Ama tam öğrenci evi gibi değil tabii ki. Genelde oturanlar öğrenci de oluyor. Çalışan da olabiliyor. Nasıl işliyor? Örneğin 3 odalı bir ev var. Bir odasında birisi kalıyor. Bir odasında biri kalıyor. Bir odasında birisi kalıyor. Yani siz 3 odada hiç birbirini tanımayan insan mutfağı, banyoyu ortak kullanmak üzere aynı evde yaşıyor. Bu tarz evlerde genelde uzun soluklu kalabilirsiniz. Ta ki kendinize ait yeni bir ev bulana kadar. Bu dediğim oda tipi kiralamanın fiyatları genelde uygun oluyor. Bunların fiyatları da yaşadığınız eyalete göre değişiyor. 300 euro, 500 euro arasında bir kira bedeli ödersiniz. Evet değerli arkadaşlar videonun sonuna doğru geliyoruz. Videonun bu son bölümlerde size telefon, internet, televizyon vergisi. Bundan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar Almanya'da 3 ayda bir televizyon vergisi ödüyoruz. Ödemek zorundayız. Yani TRT payı gibi düşünebilirsiniz bunu. Almanya'da iki kişinin bir evde yaşadığı elektrik faturası aşağı yukarı 50 euro. Elektrik bu şekilde internet fiyatı 19.99'a internetten faydalanabilirsiniz. Cep telefonu faturasına gelecek olursak arkadaşlar ben genelde prepaid hat kullanıyorum. Yani hazır kart dediğimiz hattı kullanıyorum ve buna da aylık 9.99 euro ödüyorum. Tabii ki de 20, 30, 40 euroya kadar bu fiyatlar çıkabilir. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlere Almanya'da ev fiyatları ve ev fiyatları ile ilgili yan giderler nelerdir bunlardan bahsettim. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sağ ve solda çıkan linklerden kanalımdaki diğer videolara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.